kalp anjiyosunun benzeri şekilde genellikle kasık damarı ya da koldaki atar damar kullanılarak lokal anesteziyle buradan bir giriş yapılıyor. Partiküller aracılığıyla, yani ufak parçacıklar aracılığıyla ya da farklı sıvı, yani tıkama yapan ajanlar var. Onları kullanarak bir tıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. Body Mass Index'te 3 aylık süreçte yaklaşık 3 ya da 4 birim düşüşler yayınlanmış durumda. Hastayı yatırmaya bile gerek kalmadan embolizasyonu yapılıp 1 saat içerisinde koldaki bandajıyla hasta bazen evine gönderilebiliyor ya da 2 saat içerisinde. Efendim herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir zayıflama yönteminden bahsedeceğiz. Şimdi yöntemi diyoruz ama yani ameliyat desen değil, normal diğer bildiğiniz şeylerden de değil. Ben size tıbbi ismini söyleyeyim. Bu nereden aklımıza geldi? Geçtiğimiz haftalarda girişimsel radyoloji kongresi vardı. Oraya gittiğimizde Koray Akkan hocamla karşılaştık. Koray hocam çok yeni bir şeyden bahsetti. Hocam isterseniz ismini sizden duyalım. Yani tıbbi ismi nedir bunun? Tıbbi ismi aslında girişimsel yöntemle yapılan bariyatrik embolizasyon tedavisi. Bariyatrik embolizasyon tedavisi. Evet. Çünkü bariyatrik cerrahi zaten işte zayıflama ameliyatları olarak evet. da biliniyor. Bu bariyatrik embolizasyon ne demek? Embolizasyon bir nevi damar tıkama demek en basit anlamıyla. Vücuttaki damarlardan herhangi birinin tıkanması gerektiğinde yapılan tıkama işlemine embolizasyon deniyor. Hı hı. Bu işlemde de gerekli olan yerdeki damar tıkanıyor ve bu işleme de tabii bilimsel platformda bir isim vermek gerektiği için verilen isim bariyatrik embolizasyon tedavisi diye geçiyor. Ama anlaşılır yönüyle söylemek gerekirse aslında bu toplumumuzun alışa gelmeye başladığı yeni yeni o bariyatrik cerrahi denen zayıflama ameliyatlarının çok bilinir olmasıyla bu isim bariyatrik embolizasyon olarak kondu. Bir kiloya karşı bir tedavi yöntemi olarak bariyatrik bunun başına eklendi. Ama aslında yaptığımız şey midenin uygun olan, tedavi gerektiren bir damarını tıkamak. Yani midenin cerrahi olarak küçültülmesi falan değil. Değil. Farklı bir yöntem. Biraz ayrıntılı olarak ele alacağız. Evet. Yeni yöntem dedim. Yani ne zamandan beri uygulanıyor? Aslında yurt dışında son 10 yıldır uygulana gelen bir yöntem. Ülkemizde de son 5 ila 8 yıl içerisinde tek tük uygulanıyor ama tabii yaygın olarak uygulanmama sebebi şu an henüz hala Sağlık Bakanlığı düzeyinde bir bu işlemin net olarak resmi bir karşılığının olmaması. Ülkemizde uygulanan hastalarda ise tabii bu özel kuruluşlarda hastaların bilinçli olup bunu araştırıp gelmesiyle uygulanabilen bir yöntem. Sonuçta bu direkt o hedefe yönelik yapılmakla birlikte bir sonuçta damar tıkama işlemi sadece. Bu ameliyatı veya işlemi, ameliyat değil çünkü bu. Evet. İşlemi şöyle bir baştan anlatır mısınız? Ben kilolu biriyim. Evet. Body mass indeksim de 30'un üzerinde. Yani evet. Birazdan kimlere uygulanır onu da konuşacağız ama. Evet. 30'un üzerinde size geldim. Siz evet. de bu yöntemi bana uygulamak istediniz. Ben de mutabık kaldık. Neler yapmam lazım? Ondan sonraki işlem nasıl gidecek? Ya ilk önce tabii body mass indeksi bu düzeyde olunca, 30'un üzerinde olunca bu tedavi uygulanabilir hale geliyor. Aynı cerrahi yöntemler gibi. Yani hedef kitlesi aslında bu kitle. Body mass indeksi 30'un üzerinde olan kişiler. Ama sadece bu yeterli olmuyor. Aynı cerrahide olan geçerli kurallar bunun içinde var. Daha önceden hastanın en az bir yıl boyunca bir diyeti uygun şekilde uygulayıp belki bir diyetisyen kontrolünde, yani bilimsel olarak bu işi yapan kişilerin kontrolünde yapmış olması gerekiyor ve bundan fayda görmemiş olması gerekiyor. Yani dolayısıyla ilk önce bunları soruşturuyoruz. Bir diyet yapılmış mı? Ayrıca diyet yapıldığı halde kilo verilemiyorsa altta yatan bir metabolik hastalık var mı? Bazen karaciğer depo hastalığı, tabii diyabet olabilir ama asıl diyabetten de ziyade karaciğerde depo hastalıkları olan, yani morbid obeziteye yol açabilen başka bir patolojik problem var mı? Bunun sorgulanması ve daha sonrasında engel olan bir durum yoksa bu tedavi uygulanabilir hale geliyor. Tamam, geldim Gazi Üniversitesi Fakültesi'ne geldim. Ne yapmam lazım? Veya bir sizin bir ofisinize geldim. Yapmanız gereken şey şu aslında. İşlem cerrahi kadar ön hazırlık gerektiren bir işlem değil. Yani bir genel anestezi gerekliliği yok hastalar. Normal
anjiyografik ünitelerde yapılabilen, yurt dışında daha sıklıkla yapılıyor. Burada dediğiniz gibi üniversite ve devlet hastanelerinde pek uygulanmıyor. Sadece özel kurumlarda uygulanabilen bir yöntem. Radyologlar mı uyguluyor sadece? Siz radyologsunuz? Evet, girişimsel radyoloji uzmanları. Yani biz girişimsel radyoloji, belki o da çok bilinmiyor olabilir. Yani radyoloji genelde tanısal işlerle uğraşan bir bilim dalı ama. Evet, MR çekilmesi, evet, tomograf çekilmesi gibi. Ultrason, tomografi, onların raporlanması gibi işlerle uğraşan ama girişimsel radyoloji son yıllarda çok gelişiyor. Birçok işlemi ameliyatsız çözebilir hale geldiğimiz için girişimsel radyologlar bu işte çok daha yoğun uğraşan bölüm. Tamam. İzleriz. Geldik. Ameliyat gibi uzun bir hazırlığı yok. Yok. Mesela siz anjiyografiler de yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu yine damardan girilen. Nasıl bir yöntem uygulanıyor? Şöyle basamak basamak anlatacak olursak, sonuçta bir iğne yapıp kasıktan, aynı çoğu insanın aşina olduğu kalp anjiyosunun benzeri şekilde genellikle kasık damarı ya da koldaki atar damar kullanılarak lokal anesteziyle buradan bir giriş yapılıyor. İlk lokal anestezi sırasındaki hissedilen ağrı sebebiyle hastalarımızın hep aç gelmesini istiyoruz. En az 6-8 saatlik bir açlık, mümkünse gece 12'den sonra yemeden gelmelerini istiyoruz. Daha sonra kasık damarından girildikten sonra çok ince kateterlerle aynı kalp anjiyosu yaparken kalbe nasıl ulaşıyorsak ya da kol damarından, burada da mideyi besleyen aort dediğimiz ana damarın karın içerisine girdikten sonra, diyaframı geçtikten sonra verdiği diyafram dallarından sonraki ilk büyük dal olan karaciğer, dalak ve mideyi besleyen damarların kökeni olan çölyak kök dediğimiz bir ana kök var. Oraya kateterize ediyoruz orayı. Görüntülüyoruz. Yani midenin tamamının besleyen damarı yoksa, hayır, o fundus dediğimiz o yukarı, evet, kısmını mı? Kesinlikle. O mide damarını görüntüledikten sonra oradan, o bahsettiğim yerden çıkan mide damarı, o kökten çıkan mide damarı, o fundus dediğimiz mide içerisindeki iştahı biraz köpürten ve iştahı artıran grelin hormonunun en çok sentezlendiği yani yer. Yani grelin hormonu işte bizim aç, evet, lık duymamızı, açlık duymamızı, iştahımızı artıran hormon. Bu arada söyle, yani birçok bu tür ilaçlar da aslında grelin hormonunu da hedefleyen ilaçlar var, evet, dediğim kadarıyla. Evet, baskılayan şeyler var ama asla bu kadar etkili değil tabii ki. Yani oradan o midenin o üst tarafındaki fundustan grelin hormonunu amacımız azaltmak. Azaltmak. Kesinlikle salgılanmasını böylece azaltmak. Böylece iştahsız İştahı azaltıyoruz. Yani şöyle, o damara girip kateterlerle daha ince uç kısma giden, yani yan dallar, başka yerler, hedef dışı bir tıkama olmasın diye selektif olarak, yani o ince damara seçici mikrokateterle olarak, seçici olarak sadece grelin salgılanan yeri, evet, tamamen grelinden salgılanan yere mikrokateterle ulaşıyoruz. Bu mikrokateterler bazen beyin damarları kadar ince damarlarda kullandığımız kateterler, oraya ulaşıp oraya partiküller aracılığıyla, yani ufak parçacıklar aracılığıyla ya da farklı sıvı, yani tıkama yapan ajanlar var. Onları kullanarak bir tıkama işlemi gerçekleştiriyoruz. O damarı tıkıyoruz. Akla şu gelebilir, sonuçta midenin işleyen bir damarını tıkıyoruz. Bu bir problem yaratır mı, yaratmaz mı? Özellikle sindirim sisteminin üst kısmında mideyle başlayan ve ince bağırsağın belli bir bölgesine kadar uzanan üst sindirim sistemi dediğimiz bölgede vücut çok damarsal açıdan organize olmuş durumda. Birbiriyle ağızlaşan birden çok damar yapısı var. Dolayısıyla sadece bu dalı tıkamak hastada asla önemli bir şikayete yol açmıyor. Tabii geriye dönecek olursak hazırlık aşamasına, belki bir şey atladık. Tabii bu işlemi yapacağımız hastanın o lokalizasyonda ciddi bir ülseri, gastriti olmadığının belki bir endoskopiyle verifiye edilmesi gerekir. Doğrulanması lazım. Yani öyle bir problem de olmadığı sürece, çünkü midenin de sık olarak ülserlerinin veya gastritinin yerleştiği bir lokalizasyon değil zaten. Yani o bölgenin damarını tıkıyoruz ve bu hastada da herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Beklentimiz ve karşılaştığımız sonuç ne? Özellikle yurt dışında daha çok yapıldığı için şu aşamada, yurt dışında yapılan yayınlarda hasta profilinde body mass index'te 3 aylık süreçte yaklaşık 3 ya da 4 birim düşüşler yayınlanmış durumda. Yani 25'lere 26'lara falan düşüyor. 30'un üzerindeyse, evet, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarda 3-4 birim geriye gelse, 32 olsa 28'lere 27'lere temel hatta, olarak iştahsız kalıp yani besin mi tüketmiyorlar bu insanlar? Amaç şu, iştahı kesmek. Şimdi
Bariyatrik cerrahi çok çok etkili tabii ki. Çünkü sonuçta fiziki olarak mideyi küçülten bir cerrahi. Onun da zaten uzun dönem sonuçları da var ve çok etkili. Hatta çok etkili, evet. Bizim kanalda şeyler de var. Bariyatrik cerrahinin diyabeti önlediğine dair şey çalışmalar da var. Tamamen çünkü obeziteden kaynaklı bunları. Evet. Ama bu yeni bir yöntem. Yani ameliyatsız olarak yapılan. Ameliyatsız, evet. Açık bir cerrahi yok. Sadece kasık damarından ya da kol damarından girilerek yapılan bir tedavi. Hastalar genellikle bir 4-5 saat normal anjiyo sonrası gözlemlenir gibi bir şekilde gözlemleniyor ve daha sonrasında evlerine taburcu ediyor. Yani yatmaya bile gerek kalmıyor. Evet. Aynı gün evlerine, evet, gidiyorlar. Etkisine gelecek olursak, işte yurt dışındaki yayınlar, henüz bariyatrik cerrahi kadar çok fazla sayıda yayın yok. Ancak yapılan yayınlar vücut kitle indeksini ciddi oranda düşürdüğü yönünde. Bariyatrik cerrahiden farkı ise şu: bariyatrik cerrahi yapılan hasta yemek isteği olduğu halde, iştahı olduğu halde fiziki boşluk küçüldüğü için yiyemiyor. Yani yemek istese bile bazen kusabiliyor. Bundaki temel fark şu: iştah ortadan kalkıyor. Kişi yemek istemiyor. Çünkü obez kişiler, biliyorsunuz, yiyerek mutlu olan kişiler. Ya bazıları yaşamak için yer, bazıları yemek için yaşar ya. Yani yemek için yaşayan insanlar birçoğu yiyerek mutlu oluyorlar. Dolayısıyla bu insanlarda bu yöntemin belki cerrahi öncesinde uygulanabilmesi önemli olabilir. Çünkü iştahı kesiyor. Kişi mutlu olmaya devam ediyor. Yani bazen cerrahi sonrası yemek yiyemeyenler depresif hale gelebiliyor yiyemediği için. Çünkü, peki bu etkisi, yani iştah azaltıcı etkisi ne kadar sürüyor? Çünkü dediniz ki orada çok, yani kanlanma tekrar sağlanıyor mu? Evet. Kanlanma o bölgede tekrar sağlanabildiği için, o yüzden yani destek... Yıl olarak, yani bir yılda mı, iki yılda mı? Yani yapılan anlamda çalışmalar, bu yurt dışında bahsettiğim çalışmalarda 6 aylık sonuçlar var. 6 aylık sonuçlarda işlem sonrası bir diyetisyen de kontrolüyle 6 aylık sonuçlar gayet iyi. Ama 6 aydan sonra ne oluyor onu inanın dünyada bilmiyor şu anda. Yani henüz daha bizim randomize kontrollü dediğimiz çalışmalar henüz bu konuda daha tam ortaya çıkmış değil. Ama kısa süreli çalışmalar bunun etkili olduğunu gösteriyor. Tabii ki bahsettiğimiz gibi o bölgede tekrar kanlanma çok organize ve birbiriyle birleşen damarsal yapılar olduğu için tekrar hormon sentezlenmeye başlayacaktır. Onu biliyoruz. Çünkü orası hiç kanlanmasa bu sefer midenin o bölgesini kaybederiz. Dolayısıyla kanlanmasını da istiyoruz. Ama biz bu süre içinde 3-6 aylık süreçte iştahı kesip kişiyi istediği kilo ve vücut kitle indeksine getirebilirsek, ondan sonra belli diyet kontrolleriyle bu işi daha da uzatabiliriz ve ideal kiloda yaşam sağlayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz bariyatrik cerrahi sonrası da kişi düzgün bir diyet uygulaması yapmazsa belli bir süre sonra mide genişleyebilen bir organ olduğu için tüp haline dönüşen mide tekrar yavaş yavaş genişliyor. Peki sadece grelin hormonu mu etkileniyor, başka hormonlar da etkileniyor mu o anlamda? Bildiğimiz kadarıyla orada etkilenen ana hormon grelin. Onun dışında midenin o bölgede tabii ki asit salgıtısı yapan hormonları falan da biraz etkilenebilir. Asit salınımı etkilenebilir. Ama biliyorsunuz diğer işte gastrin benzeri hormonlar falan biraz daha sindirime yardımcı hormonlar olduğu için onlar midenin çıkışı gerildiğinde daha çok sentezlenir. Çünkü artık mide, ben sindirimi yaptım ve midenin bittiği yerde, 12 parmak bağırsağına geçtiği yerde duvarı bir gerime ulaştırıp birçok pankreastan, işte midenin duvarından yine hormonların salgılanmasını sağlayıp sindirim sisteminin devamını o iletime hazırlıyor. Dolayısıyla burada etkilenen ana hormon grelin. Onun peki, dışında büyük bir hormon yani etkileni yok. Bu hastalar o 6 aylık süre içerisinde açlık mı hissetmiyorlar? Yani evet. Ama bu kötü bir şey değil mi? Yani hiç mi yemiyorlar? Hayır, hiç yemiyor değiller. İştahının önceki zamana göre belirgin olarak azaldığından bahsediyorlar. Yani bir yemekten tek porsiyonla asla doymadığını söyleyen hastalarımız bu işlem sonrasında yemek bir porsiyonunu bile bazen bitiremediği, canını istemediğini söylüyorlar. Yani kalori alımını düşürmüş. Düşürmüş oluyoruz. Kesinlikle porsiyonu düşürmüş. Bunun oranı var mı? Yani diyelim ki 3000 kalori alıyorsa 1000 kaloriye falan düşüyor belli gibi. Belli bir oran veremiyorum onda. Hı-hı. Ama genellikle dediğim gibi işte ancak özel platformlarda yapılıyor. Benim birkaç hastam var. İlk 3 ay içerisinde yaklaşık 10 kiloya kadar veren hastalarımız var. Vücut kitle indeksleri ciddi düşüşler yaşayan hastalarımız var. Sonrasında mutlaka işte diyet kontrolü
gerekiyor tabii ki bunda devamı Peki, için. Peki o hastalarda, çünkü sonuçta tamam ameliyat değil ama girişimsel bir işlem. Evet. Yan etki olarak o hastalarda veya yayınlarda neler gördünüz? Yan etki olarak gördüğümüz tek şey sonuçta bir atar damardan gidilerek bir anjiyo yapılıyor. Yani anjiyonun yapılmasına bağlı temel bazı sıkıntılar vardır. İşte girişim yapılan damardan ufak balonlamalar, kanamalar oluşabilir. Ondan sonrasında kasıktan ya da kol damarından girilip mide damarına gidene kadar damar üzerinde kateter ilerlemesine bağlı olarak ufak diseksiyon dediğimiz damar iç katmanında hafif ayrılma ve yırtılma gibi durumlar olabilir. Ama bunlar çok 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 azımsanacak düzeyde. Yani bu bahsettiğim riskler hemen hemen yapılan her anjiyoda vardır. Her kalp anjiyosunda, her beyin anjiyosunda, bacak anjiyosunda olan riskler bunlar. Bunlar temel. Hastaya anjiyo yapıyorsanız bunlar başında gelir. Yani hepsinde zaten onlar oluyor. Evet. Onun dışında. Görüntüleme için kullandığımız kontrast ajan tabii ki böbreklere dokunabileceği için önceden böbrek testlerini de kontrol ediyoruz. Tabii ki standart anjiyo uygulaması bu. Mideye özgü bir şey değil. Her anjiyoya giren hastanın böbrek fonksiyon testleri kontrol edilir. O eğer sınırda ise böbrek fonksiyonlarını biraz daha bozabilir ve nefroloji konsültasyonu gerekebilir. Onun dışında o bölgede biz işlemden sonra sonuçta damarını tıkadığımız mide bölgesindeki duvar hasarlanmasın diye mutlaka mide koruyucu ilaçlarla kombinliyoruz hastayı. Bir antibiyotik tedavisi ve bir mide koruyucuyla destekliyoruz tedaviyi. Tabii ki onlarla desteklemez ve çok aşırıya gidecek bir embolizasyon yapılırsa, yani işi bilmeyen ellerde yapılırsa eğer, tabii midede büyük nekrotik alanlar, yani beslenemeyen ölü alanlar oluşmasına yol açabilir. O da midenin ileri süreçte delinmesine... Bir perforasyon, bir delinmeye yol açabilir. Olabilir. Tabii çok uzman ellerde yapılması gereken bir uygulama. Peki vitamin veya mineral eksiklikleri oluyor mu? Çünkü midede de bir takım emilimler oluyor. Yani besin emilimi, kimyasal işlemleri midede başlıyor. Orada bir takım sıkıntılar oluşuyor mu? Yayınlara yansımış o şekilde bir emilim eksikliği yok. Biliyorsunuz fundus dediğimiz midenin giriş bölgesi, hatta girişinin biraz daha kubbe kısmı gibi yorumlayabiliriz. Yani o fasulye tanesinin o en tepe kısmı. En tepe kısmı. Yani o... Yani çok işe yaramayan kısmı değil mi? Öyle bir şey olmaz. Yani işe mutlaka yarıyor. Ama o hava kısmını alıyorsunuz. Aynen öyle. Oraya da sanki yani bu grelini buradan kesin dermiş gibi oraya da konulmuş gibi. Hakikaten değil mi? Gayet öyle konulmuş gibi. Çünkü çekilen röntgen filmlerinde falan hatırlarız belki, gören de vardır. Yani orada mutlaka hep hava olur. Hı-hı. Aslında besinle temas eden bir bölge değildir. Yani hep o bölgede hava olur. Mide içerisindeki ister istemez gıda ile bir miktar havada yutulduğu için normal sindirim devam ederken midenin ana gövde kısmında ve çıkış kısmında oradaki yutulan hava bir miktar hapsolur orada. Yani 12 parmak bağırsağına bağlanan kısmından salgılansaydı bu grelin, o zaman sıkıntı olabilirdi. Ameliyat gündeme bu işlem gündeme gelmezdi. Belki gelmeyecekti. Gibi. Başka şeyler de etkileyebilir. Yani çünkü orada muhtemelen başka şeyler de kesinlikle salgılanıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi sindirime hazırlayan sindirim sisteminin devamını bu gıda geliyor. Buna hazırlayan hormonların sentezlendiği, safra kesesini, safrayı boşaltmak üzere hazırlayan enzimlerin sentezlendiği bölgede olsa birçok sistem etkileneceği için belki de bu yöntem hiç kullanılamayacaktı. Şansımız daha havanın hapsolduğu, daha afonksiyone gibi gözüken alandan bu hormonun daha çok sentezlenmesi ve bizim orayı hedef olarak belirlememiz. Peki hastalarınızda gördüğünüz şeyler neler? Yani iyi olanla veya yan etkiler, tamam o zaten klasik yan etkileri saydınız. Evet. Ama onun dışında çünkü günümüzde yani hem bariyatrik cerrahide hem mesela ilaçlar çıktı son zamanlarda. O GLP-1 agonistleri, yani diyabet ilaçları ama yani her gün bir başka yan etkisi de çıkıyor. Mesela akut pankreatit yaptığı ortaya çıktı. Yani tehlikeli bir hastalık. Diğer taraftan yani her gün başka şeyleri de muhtemelen çıkacak gibi. Onun da bu arada yani 1 milyar dolar ayırmışlar. Çünkü çok fazla dünyada yayılıyor. Sadece reklamına o kadar ayırmışlar. Sizin gördüğünüz olumlu veya olumsuz yan etkilerini biraz hastalarınız üzerinden değerlendirir misiniz? Hastalar üzerinden değerlendirirsek bunu, olumlu etkisi şu, en onların da hoşuna giden, yani bir şekilde yeme isteğinin ve iştahın azalması, yeme isteği ve iştahın azalmasıyla birlikte hızlı verilmeye başlanan kilo, bunlar gördüğümüz iyi şeyler.
Beğenmediğimiz şey ise dediğim gibi daha sonrasında diyet kontrolü devam etmezse ideal kiloya gelince tekrar kilo alımının tekrar başlaması. Hoşumuza gitmeyen sınırlı sayıda hastada, diyetini kontrol edemeyen hastada gördüğümüz durumlar tabii çünkü ki. Çünkü iştah belli bir süre sonra tekrar geliyor. Tabii ki o bölge tekrar besleniyor. Başka yerden sentez başlıyor. Haliyle iştah tekrar geri geliyor. Peki bu o zaman herhalde diyelim ki şimdi bariyatrik cerrahide orayı tamamen alıyorsunuz. Evet. Burada herhalde girişimin yılda bir mi yapılması lazım? Eğer hasta kilo vermeye bırakmışsa, tekrar iştahı açılmışsa, kilo alıyorsa tekrar mı olması lazım? Tekrarlanabilir bir işlem. Çünkü o bölgede dediğim gibi damarlanma çok yoğun, yan dallar çok fazla. Damarların birbiriyle arasındaki bileşkeler, anastomoz diyoruz bunlara, onlar fazla. Burayı tıkadığınız zaman başka taraftan beslenme başlayabiliyor. Ve kullandığımız tıkama araçları genelde öyle tamamen bazen kanamalarda kullanırız çünkü. Yani tamamen kökten çözücü ve asla açılmayacak tıkamalar yaparız. Bu onlardan değil. Genelde kullandığımız partiküller işte geçici tıkayıcı partiküllerdir. Bu da midenin sağlığı açısından önemlidir. Dolayısıyla belli bir süre orayı tıkalı tutuyor ve belli bir süre iştahı geride tutuyor. Dolayısıyla yani diyet kontrolü sonrasında istenen ideal kiloya geldikten sonra diyet kontrolü devam etmezse mutlaka tekrar hormon sentezi başlayacaktır orada. Şimdi sizle konuşurken o kongrede yaptığımız sohbette aklıma geldi. Aslında çok sofistike iş yapıyorsunuz. Çünkü şimdi mide damarını tıkıyorsunuz, orayı beslemeye azaltıyorsunuz. Diğer taraftan mesela beyin kanamasına da müdahale edebiliyorsunuz. Beyin kanamasına da orada embolizasyon yapıyorsunuz. Orada da beyinle ilgili hayat evet, kurtarıyorsunuz. Evet. Yani biraz sofistike iş gibi geldi. Aslında biz bu işleri şöyle başladı zaten. Biz bu işi zaten yapıyoruz. Çünkü siz hekimsiniz. Girişimsel radyologları kimse tanımıyor. Evet, tanımıyor. Onun için söylemek istiyorum. Şimdi hastanede bir şekilde bizimle karşılaşanlar bizi tanır. Genelde diğer bölümlerden yönlendirilir. Normalde biz midenin o damarını bazen mide kanaması geçiriyor hasta. Evet. Endoskopiyle giriyorlar, kanamanın yerini görüyorlar, diyorlar ki fundustan kanıyor. Yani o bahsettiğim bölgeden kanıyor. Ama biz endoskopla orayı dönüp tıkayamıyoruz orayı, diyorlar. Biz o hastada da girip kanamayı durdurmak için tıkıyoruz orayı. Yani rutin zaten midede ve sindirim sistemi kanamalarında rutin yaptığımız bir işlem aslında. Bu yani zaman. Her türlü vücutta damar olan her yere evet, müdahale damar olan edilir. Her yere müdahale ediyoruz. Çünkü evet. O kongrede de yine sürekli kongreye atıf yapıyorum ama çünkü orada mesela bir arkadaşımız da var, doktor arkadaşımız Amerika'da. Bu embolizasyonu ilk kez farklı, yani daha yumuşak bir, yani jel kıvamında embolizasyonu ilk Amerika'da FDA'den onay almış. Evet, ben çok onay aldı, evet. Gurur duymuştum. Evet, evet, kesinlikle. Yani o tür hadiseler de oluyor. Yani tamamen radyolog deyip de burada tamam girişimsel radyolog şeyi yapmıyoruz ama çok sofistike işler yapılıyor bu anlamda. Kesinlikle tabii, yani mutlaka karşılaşan bir şekilde, yani Allah lazım etmesin, hiç hastaneyi de hekimleri de eksikliğini de vermesin. Mutlaka işi düşen girişimsel radyoloji ne iş yapar onu öğrenmiş Peki, oluyor. Peki yani ben diyelim ki kendimi şimdi rahatsız hissediyorum. Kilomdan rahatsız hissediyorum. Evet. Body mass indeksim de 30 değil. Yapılır mı bu ameliyat? Önce diyete yönlendirmek işin doğrusu tabii ki. Çünkü ne kadar az invaziv bir işlem, yani iğne olmayan bir işlem. Şimdi haliyle bir şey yapacaksınız. Bir hastaya ultrason bakarken hastaya kolay kolay zarar veremezsiniz. Ama anjiyo yaparken ölen hasta bile var. Milyonda bir belki, ama yani bu invaziv dediğimiz girişimsel işlem mutlaka yan etkileri olabilecek. Çok düşük düzeyde de olsa olabilecek bir şey. Body mass indeksi o kadar yüksek olmayan insanlara önce tabii ki diyete yönlendirmek lazım. Çünkü bu diyet yapılan işlemlerden sonra, bariyatrik damar tıkamadan da sonra, bariyatrik cerrahiden sonra da lazım olacak zaten. Belki onunla istenen hedef kiloya ulaşabiliyorsa böyle ameliyat ya da anjiyografik bir işleme gerek yok. Dolayısıyla ya önce diyete yönlendirmek lazım. Ama ideal şekilde diyetleri yapıyor ama hala body mass indeksi yüksek. Henüz dediğim gibi ülkemizde bu konuda katı bir endikasyon sınırlaması, şu an işlem zaten onaylanmadığı için endikasyon durumu henüz yok, belli değil. O yüzden yani kişi diyetini uygun şekilde yaptı, baş edemiyor, olmuyor, belki onlar da uygulanabilir. Ama dediğim gibi önce diyet mutlaka. Tamam, son olarak diyelim ki ben bu işlemi yaptırdım,
tamam başarılı da geçti. Çünkü daha sonra iştahım açılabilir. O 6 aylık süre içerisinde anladığım kadarıyla iştah yine azalmış olarak kalıyor. Evet. O dönemde neler yapmak lazım? Yani tekrarlamamak için. Tekrarlamamak için dediğimiz gibi ilk baştaki diyete özen göstermek. Belki hayatımıza biraz spor, biraz yürüyüş ekleyebiliriz. Yani gıda tüketimimizi... Yani kilom azalıyorsa, body mass indeksim düşüyorsa spora da meylim artar gibi geldi. Kesinlikle meyil artar, spor yapmak daha kolaylaşıyor. Bir de bu 6 ay içerisindeki iştahın gerileme durumu, mide biliyorsunuz akordiyon gibi bir organ. Yani genişleyebilen ve küçülebilen bir organ. İştah bu 3-6 aylık süreçte gerildiği zaman kişinin midesi zaten küçülüyor. Hmm. Yani hormon sentezlense bile midenin kabul edilebildiği gıda miktarı da düşmüş oluyor. O yüzden çoğu hasta bu ideal kiloya geldikten sonra ideal kiloda devam edebiliyor. Çok katı diyet yapmamasına rağmen. Çünkü tüketebildiği gramaj düşmüş oluyor ve porsiyon geriye geliyor. Ayrıca yapılan işlem mesela diyelim kişi diyetine özen gösteremedi. Mide tekrar büyüdü. Gastrik tedaviye, cerrahiye engel bir işlem değil. O tekrar yapılabilir. Yani önce bunu denemek lazım, daha sonra oraya gitmek lazım gibi de bir şey kafamda canlandı. Yani o konuda şöyle, yurt dışı bir kongrede debate diyorlar ya, evet. Bir cerrah, bir girişimsel radyoloğun tartışmasına denk gelmiştim. Girişimsel radyolog tabii çok konuda tartıştılar. Bizimki daha iyi, sizinki daha iyi. Ama girişimsel radyoloğun söylediği çok basit bir şey var. Büyük bir cerrahi yapıyorsunuz. Bizim işlem cerrahiye engel değil. Bazen kol damarından girilip hastayı yatırmaya bile gerek kalmadan embolizasyonu yapılıp bir saat içerisinde koldaki bandajıyla hasta bazen evine gönderilebiliyor ya da iki saat içerisinde. Böyle büyük bir cerrahiden önce bunu kim denemek istemez ki dedi. Aslında çok mantıklı bir yaklaşım konuya. Çünkü diğerine engel olmuyor. Denemesi daha kolay. Komplikasyon oranı daha düşük. O yüzden bence Türkiye'de yapılmış de, kaç hasta var bu şeyle ilgili? Onunla ilgili tabii benim bilimsel olarak rakam vermem için bir yayın olması lazım. Onunla ilgili ancak kendi tecrübemi söyleyebilirim. Öyle bir yayın ülkemizde henüz yok çünkü. Sizin kaç hastanız var? Ben yaklaşık 8 hastada falan uyguladım. Çünkü çok bilinen de bir yöntem değil. Sadece zaten özel platformda. Zaten siz bu yöntemi anlatmak da istemediniz. Evet. Yani biraz da ben zorladım. Evet. Çünkü bu kanalda hep yeni yani yeniliklerden, yeni bilimsel gelişmelerden insanları haberdar etmek istiyoruz. Evet, sağ olun. Sizden duyduğumdan sonra da ben bunun işte literatürünü araştırdım, hatta sizle de konuştuk, danıştık. Evet, yani çünkü siz de zaten anlatırken olumsuzluklarını da anlatıyorsunuz, olumları da anlatıyorsunuz. Evet. Yani biz biraz daha bu kanalda da bir bilim insanı hassasiyetiyle kesinlikle yapmak lazım. Reklam falan yaptığımızda o anlamda yok. Önemli olan bizim için hastanın tamamen sağlığı. Her türlü şeyi de söylemiş olduk. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Birazdan zevkli bölümümüze geçeceğiz, yemeğe geçeceğiz. Yemeğe geçeceğiz, güzel bir şey. Bu kadar zayıflama konuştuktan sonra yemeğe geçeceğiz. Acıktık ama yani, iştahımız kesilmedi. Evet, konuyla ilgili son söyleyeceğim şey, tabii ki çok isteriz ki ülkemizde bakanlık onayıyla, bunun SGK'da, SUT'ta karşılığı olmasıyla yaygın şekilde uygulanabilsin. Daha böyle minimal invaziv dediğimiz bir cerrahiye girişmeden önce böyle daha basit bir yöntemle en azından bu popülasyon içerisindeki bu kilolu ve vücut kitle indeksi yüksek insanlarda zayıflatabildiğimiz kadarını mesela biz zayıflatalım. Olmayan yine cerrahi olmasında bir engel yok. Asla cerrahiye rakip bir yöntem olarak görmüyorum. Çünkü bu yapılınca cerrahi yapılamıyor diye bir şey yok. Ona kıyasla daha az komplikasyonu olan bir yöntem. Umarım ilerleyen dönemlerde ülkemizde de işlem onayı olur ve yurt dışındaki kadar yoğun şekilde yapabilir hale geliriz. Teşekkür ederiz. Birazdan hangi menüyü seçtiğinize bakacağız. Efendim Koray Hocam hangi sağlıklı yemeği seçmiş? Az sonra beraberiz. Efendim zayıflamayı konuştuk. Nasıl zayıflayacağımızla ilgili. Şimdi onun sürekli devam etmesi için neler yememiz gerektiği ile ilgili Koray Hocam'a dedik ki hocam bir menü seç yine bize iyi gelsin. Yani çok da fazla bizi tekrar kilo aldırmasın.
Koray Hocam ne seçmiştiniz? Şener Hocam ne yaptı Şener Ustam? Biz yapılan bahsettiğimiz tedaviden sonra sağlıklı beslenmenin devamı ve o ki verilen kilonun sürdürülebilmesi için bir güzel sebze yemeği seçmiştik. Ustamıza sağ olsun onu bize şefimiz yaptı. Zeytinyağlı bir enginar seçtik yemek olarak. Sayın şefimiz de onu yaptı sağ olsun bize. Zeytinyağını zaten herhalde yani yağların sağlıklısı diye zaten öneriyoruz. Evet, kesinlikle tekli doymamış. Çünkü Walking'de de sürekli zaten zeytinyağının gerçekten birçok yemek var. Onda da zeytinyağı kullanılıyor. %90'ında zeytinyağı kullanıyoruz hocam. Çok iyi, kesinlikle. Zeytinyağı çünkü tekli doymamış yağ asidi içerdiği için bu ne demek? Vücuda zeytinyağı aldığımızda doymamış bir yağ asidi olduğu için hemen reaksiyona girip bir an evvel metabolize edilip vücuttan atılmaya çalışılır. Doymuş yağ asitleri vücutta daha çok depolanma eğiliminde olduğu için kilo alımını artıracaktır. Sağlık açısından da zararları vardır. Özellikle damar sağlığı açısından. Bu sebeple zeytinyağı çok önerdiğimiz bir yağ türüdür. Bunu eşlik eden ayrıca ceviz yağı, badem yağı gibi yağlar da var ama daha az ulaşılabilir şeyler onlar. Zeytinyağı çok rahat ulaşılabilen hoş fiyattır biraz aralar ama ben de biraz zor ulaşılıyor ama en azından her markette bulunabilen bir ürün olduğu için gayet sağlıklı. Bir de tabii enginar seçtik. Enginar özellikle vücutta en çok da karaciğer sağlığı açısından önemli. Karaciğer vücudun hemen hemen her şeyi, tüm metabolizmayı, karbonhidrat, protein, yağ dengesini ayarlayan bir organ olduğu için karaciğere faydalı bir ürün seçtik. Enginar seçtik. Evet hocam, yalnız bu arada şimdi enginar, evet, karaciğer sağlığına iyi geliyor deyince sürekli enginar da tüketiliyor. Yani öyle de bir sıkıntımız var. Hepsinin dengeli olmasını kesinlikle zaten. Kesinlikle dengeli olmasını faydalı. Yani ameliyatlardan sonra da bu tür şeyleri istiyoruz. Sebze ağırlıklı tüketim daha ön planda olmalı tabii ki ama sürekli de öyle tüketirsek bu sefer de farklı problemler ortaya çıkar. İşte vitamin B12 eksikliği ortaya çıkabilir. Hayvani gıdalardan almamız gerekenleri eksik alırsak başka problemler ortaya çıkabilir. Peki Şener Ustam, siz de bir tarifini verirseniz nasıl yaptınız? Yine yani güzel bir sunum var. Ben zaten bu sunumu hiç beceremem ama en azından yapılışını bir anlayayım istiyorum. Aslında hocam çok basit bunu yapmak. Hocamızın da dediği gibi sağlıklı ürünler kullanmayı hep tercih ediyorum. Hep basit diyorsunuz ama ben nasıl yapacağım? Yani bana güzel geliyor. Hakikaten biraz zor gibi yaparım gibi geliyor. Yani enginarı aldım. Enginar aldınız hocam. Zaten içinde sarımsak, çanak enginar, patates, havuç ve limon suyu var. Baharat olarak da tuz, karabiber kullanıyoruz tatlandırmak için. Yani onu bir suda falan bekletiyor muyum yoksa direkt yani yağda mı kızartıyorum? Veya... Yok, kızartmıyor. Bu zeytinyağlı sürebilir. Zeytinyağlı. Direkt. Havucu, sarımsağı, soğanı tavada zeytinyağıyla beraber soteliyoruz. Ondan sonra içine enginarımızı koyuyoruz. İçine limon suyu sıkıp su ilave ediyoruz. En son haşlanmaya yakın patatesini atıyoruz içine. Baharatlarını atıyoruz. Kaynayınca alıyoruz. Şu havuç mu, evet, üzerindeki? Havuçla daha mı tadını daha güzel oluyor herhalde? Çünkü enginarın da şöyle bir şeyi var. Çocuklar çok fazla istemiyor. Yani bir şekilde, evet, yani gençlerin de bu ürünleri sevmesi için işte Şener Ustam orada devreye giriyor. Onu tatlandırmada. Çünkü hiç yemeyecekleri şeyleri öyle bir işte geçtiğimiz hafta bir İki tane Z kuşağı getirdim. Yani hiç yemeyecekleri şeyleri yemiş oldular. Yani sebzeleri yemiş oldular. Şefimiz sayesinde. Evet evet. Havuç da galiba şey katıyor hocam. Şimdi yeşillikler falan. O dekor öyle amaçlı koyduk altına. Peki bu şey, bazı sebze yemeklerinde hani rengi biraz da beyaza yakın ya, rengi siyahlaşmasın pişme aşamasında diye yaptığınız bir uygulama var mı? Limonlu suda. Limonlu su değil mi? Bekletiyoruz, evet, zaten. İçine de onun için limon atıyoruz. Hocam sen bu işlerden anlıyorsun galiba. Biraz şey, gastronomiden anlıyorum, evet. Tavsiyede bulunuyoruz ama kendim yemeyi severim. Evet, evet, güzel. Hocam çok teşekkür ederim. Şener Ustam çok teşekkür ederim. Efendim hocam. Efendim bugünlük de bu kadardı. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.